Ayrılıyor, ayrılırken haber bile vermiyor, bir mesaj bile atmıyor. Ben ayrıldığımızı nereden anlayacağım, nereden bileceğim ben bu ilişki bir arada mı, devam mı ediyor, bitti mi, geri gelecek mi, kuş göçe mi gitti, haber var mı, başka ilişkiye başladı, ben burada boşuna bekliyorum. Yok artık ayrılıklar, yok ilişkilerde. Bunlar gerçekten lüks kaldı. Artık ilişkiyi yönetebileni değil, İlişkiyi bitirebileni de aramak durumundayız bir ilişkiye başlarken. Sormak lazım. İlişkiyi bitirebiliyor musun hani konuşurken falan? Yok, yapamıyorlar. Bir de herkes artık birbiri elinin altında olsun istiyor. Öyle tek ilişki, güvenin üstüne sadakatin, huzurun, aşkın, tutkunun. Hadi gel birlikte gidelim de dur otur birlikte bir huzurlu bir sakince oturalım arasında gidip gelen ve birlikte doyuma ulaştığımız ilişkileri bulmak. Gerçekten lüks. Buraları geçelim ama ilişki içerisinde bitirebilmek çok kıymetlidir. Her zaman diyorum ya, birbirimize verdiğimiz değer ayrılık sırasında yapılanlarla ayrılık sonrası takılan tutumda gizlidir. Aslında o ilişkiye ne kadar kıymet verdiğini, değer verdiğini bizler bu süreçte anlarız. Ancak bir erkek özellikle bir kadını merak etmiyorsa orada ne bir ilişki arayın ne de bir duygu sorgulayın. Bir ilişki içerisinde kadın merak edilir çünkü o kadındır. Kol kanat gerilmesi gereken, sahip çıkılması gereken haberleşme halidir zaten. Onu baskılamak için özgürlüğünü kısıtlamaktan bahsetmiyorum. Haberleşmek, nerede, ne yapıyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, kiminlesin? Ya sen neyden hoşlanıyorsun, neyi seversin, neye gülersin, kiminle gezersin, neyden keyif alırsını da merak etmek vardır bu merakın içinde. Sadece sorgulamak üzerine bir meraktan bahsetmiyorum. Bir erkek sizi merak etmiyorsa eğer tabii ki de saygısızca ayrılacak. Merak edilmediğiniz ilişki içerisinde var olma mücadelesi vermeyin.